çok kıymetli bir konuğum var. Araştırmacı yazar Serhat Ahmet'ten. Bunlar nasıl bu kadar nokta atışı bilinebilir o kadar yıl öncesinden? Çünkü burada hem Kur'an ayetleri var. Şimdi birincisi burada neye dayanarak bu kitap yazıldı? Şöyle yapıyorum ben. Müştak Baba'nın şiirlerine daha çok matematiksel bir şeyler bulmanız gerekiyor. Sanki İsrail yıkılıyor gibi görünmeliydi. Bu tarihler Yuşa Tepesi'nde birebir var. Hatta AK Parti'nin bile Müştak Baba'nın şiirlerinde geçtiğini hatırlıyorum. İşte ben bütün şeyi AK Parti'nin mesela ne zaman bu kitabın yazışından önce, 2009 senesinden itibaren. Bu Mustafa Kemal'i görünce zaten ben şaşırdım yani. Ya Mustafa Kemal'i yazması çok acayip bir şey. İsmini yazıyor. Tabii Mustafa, altında Kemal diye devam ediyor. 2033'te İran'ın işi biterse 2033'te sıra Türkiye'ye geliyor o zaman. Evet, Türkiye'ye gelecek. Ne olacak? Peki başım döndü yemin ediyorum bir anda. Dönmesin. Ben bunları bulduğum zaman ben zaten aylardır uyuyamadım. Masa Sohbetleri'nin yeni bölümünden herkese selamlar. Ben İlkay Buharalı, yönetmen Emel Keleşoğlu ile birlikte Masa Sohbetleri'ni hazırlıyoruz. İnanılmaz bir bölüm bekliyor hepimizi. Çünkü ben hani yayın öncesinden beri okuduğum iki sayfanın etkisi altındayım. Şimdi konuğuma soracağım, nasıl bu kadar nokta atışı bilinebilir? Çok kıymetli bir konuğum var. Araştırmacı yazar Serhat Ahmet'ten. Ya 21 kitabı var, saysam sayılacak gibi değil. Serhat Ahmet Tan'ın uzun yıllar televizyon programları yaptığı YouTube kanalında araştırmalarını, kitaplarını paylaşıyor. Çok teşekkür ederim. Bizim de yayınlarımız var, çok kıymetli sizinle. Bugün Masa Sohbetleri'nde ağırlamak da çok büyük keyif benim için. Ben de keyif aldım çağırdığınız için. Teşekkür biraz ederim. Didiştik yayından önce ama onları sonra bir yayında ayrıca bir müzakere yapacağız sizinle, o ayrı. Şimdi bir kitap göstereceğim arkadaşlar size. Kozmik Satranç. Bu kitap 2014 yılında basılıyor ilk basımı. Bu elimdeki 2021'de basılmış. Dördüncü baskısı çünkü. Evet. İlk basım 2014'te. Bu bir de 2014'te değil de onun en az iki sene öncesi var hazırlanması. Ha, 2012'de yazıldı yani o zaman. Yani bu olaylar daha önceden tabii yazıldı. Biraz beklemiştir bu yayınlanmak için. Yani düşünün, şöyle kaç sayfa kitabı da sayfasını da söyleyeyim. 352 sayfa arkadaşlar kitap. Kozmik Satranç. Şimdi ben Kozmik Satranç'ın 23 ve 24. sayfasını çizdim. Bunlar nasıl bu kadar nokta atışı bilinebilir o kadar yıl öncesinden? Serhat Ahmet Tan neye dayanarak tarihleriyle, olayları şekliyle yazdı? Bundan sonrasıyla ilgili neler var? Soracağım. Tamam. Çünkü burada hem Kur'an ayetleri var. Şimdi birincisi burada neye dayanarak bu kitap yazıldı? Şimdi bir şablon var. Ben yıllardan beri araştırıyorum. Yani bu dünyada şu anda neler oluyor? Güncel hayatımızı. Bunların geçmiş mitolojilerle, dinlerle, orada anlatılan öykülerle ne alakası var? Ama bunları parça parça böyle mesela Kur'an-ı Kerim'den bir şey buluyorum. Canım sıkıldığı zaman o bir saat, iki saat, üç saat bazen birkaç gün sürer. Onu koyuyorum. Ondan sonra Müştak Baba'nın şiirini incelemişim. Oradan bir şey yapmışım. Zaten şöyle yapıyorum ben. Müştak Baba'nın şiirlerinde daha çok matematiksel bir şeyler bulmanız gerekiyor. Yani matematikle ilgili o. Edebiyat yönü zayıf biraz. Var edebiyat yönünde ama benim ilgilendiğim taraf matematik. Yani ebced değerini buluyorsun, hesap yapıyorsun falan. Yani şifrelemiş ve gelecekle ilgili şeyler söylemiş Müştak Baba. Kim, neler söylemiş bugün ve sonrası için de inanılmaz şeyler var arkadaşlar. Evet. Onu da soracağım size. Yani burada Müştak Baba'nın şiirleri ve Kur'an ayetleri mi var? Müştak Baba'nın şiiri, Yuşa Tepesi'ndeki kitabeler, ondan sonra Tevrat'taki bazı ayetler, Kur'an'daki ayetler, Zodyak takviminin nasıl bir sistem olduğu. Buralardan bir şey çıkıyor, şablon çıkıyor. Bu şablonda da merkezde İsrail var. O İsrail'in safhalarına göre dünyanın bütün siyaseti, ekonomisi ona göre şekilleniyor. Türkiye'de bunun içinde, Rusya'da, Ukrayna'da, her taraf bunun içinde. Şimdi bunları bulduğumuz zaman bakıyoruz, İsrail'in yapacağı bir hamleye göre diğerleri de nasıl şekillenecek? Mesela şu anda Gazze'ye bir hamle yaptı. İşte orada o yazıyor zaten. Bundan sonra ne olacak peki? Bundan sonra İran var. Yani şimdi geleceğiz, onun sıralaması var. Önce burada bir yazanları neden beni hayrete düşürdüğünü anlayacaksınız. Yıllar öncesinde yazılmış. Tekrar ediyorum, 2014'te yazılmış. 2023, 9 yıl sonrasında bu kadar tarih verilerek nasıl bilinebilir? Biraz bahsettik. Sonra
hem Müştak Baba'yı hem Yuşa Tepesi'ndeki kitabeleri hem Kur'an ayetleri neler söylüyor 2024 ve sonrası için onları da soracağım. Peki bundan sonrası ne olacak? Bu kadar nokta atışı denmişken. Şimdi bu kitabın ön sözünde arkadaşlar şu bir cümle çizdim. Kapımızın dibinde yaşanmakta olan savaş ile şeytanın yaptıklarının ne ilgisi var? Bu kitapta bunu öğrenmeye çalışacağım. Evet tabii. Ve ortaya koyacağım diyorsunuz. Sonra geliyorum 23. sayfada İsrail'in planları diye bir bölüme. Çizdiklerimi okuyorum. Evet. İsrail böyle bir efsaneyi gerçekleştirmeye çalışıyor ve sanılmasın ki rahat duracaktır. Gazze'ye yapabileceği muhtemel saldırı tarihlerini önceki kitaplarımda açıkça yazdım. Sistematik bir planı olduğunu ileri sürmüştüm. Gelecekteki muhtemel saldırıların ise Hicri 1435 yani 2014 ve 1439-2019 yıllarında olacağını iddia etmiştim. Hem de her saldırı bir öncekinden daha zalimce ve kanlı olacaktı. Atlıyorum. Son saldırıda ise bunun tarihi 1443-2023 parantez içinde Hicri senesidir. İsrail sanki karşıdaki rakibinden güçlü bir atak almış gibi olacak ve mağduriyet görüntüleri İsrail'in içine kadar özellikle nüfus etmiş gibi görünecekti. Ya 9 yıl önce arkadaşlar olayın geliş şekli tarihiyle yazılmış. Büyük mağduriyet olmalı veya dünya medyasının yardımıyla abartılarak servis edilmeliydi. Sanki İsrail yıkılıyor gibi görünmeliydi. Şimdi herkes bir hatırlasın. Önce insanlar kaçırıldı. Tabii. Öyle zulümler yapıldı ki sanki İsrail mecbur kaldı gibi. Rehine de aldılar orada. Aynen öyle bir durum ortaya çıktı. Dünya sessiz kaldı, hatta destekledi. İlk defa İsrail ile Türkiye'nin birbirinin gerçek rakibi olarak gelecek yıllarda mücadele edeceğini söylediğimde insanlar bana gülüyorlardı. Ve sonrası? Şimdi konuşacağız. Bunlar nasıl bu kadar? Yani şöyle, hadi 2023'ü bildin de Sert Ahmet Hocam. Önce bir mağduriyetle gelecek, sonra dünya basının desteğini alacak. Yani bu detaylar nasıl ortaya çıkar? Mağduriyetle burada Şabat takvimi. Mesela bunu nasıl bildiğimizi Şabat takvimine göre gidiyorlar. Şabat dediği bunların kendi aralarında yaptıkları alışverişler. Yani dışarıya verdikleri borç paralarda değil. Hı. Mesela birisine yeni bir dükkan bir şey kurdurmak istiyorlar. O gidiyor orada ortak paradan borç alıyor. Orada işleri yürürse o borcu ödüyor. Bunu 7 senede ödemesi lazım. 7 senelik dönem. Bunların Şabat takvimi mi bu? Tabii Şabat takvimine göre bir ödeme planı yapmışlar. Şimdi 7 senede ödeyemedi, ikinci 7 seneyi ödeyemedi, üçüncü. Böyle 7 tane 7 seneleri var. Hı. Şimdi bu 7 senede ödeyemezse eğer son senesine bunun 50. seneye jübile senesi diyorlar. Orada artık taraflar geliyor, helallaşıyorlar ve bu kapanıyor. Ödeyemezse de helallaşıyor. Yani kavga dövüş olmaması için. Şimdi bunu almışlar, İsrail'in tarihine uygulamışlar. Bunu ne zaman yapmışlar? 1897 yılında birinci kongre var. O birinci Siyonist kongrede İsrail'in devleti kuruluyor. Ama toprak yok, bir şey yok. Fakat bayrağı var, sınırları var, her şeyi belli. Ve bunu birinci jübile yılında görünür hale getirmek üzere karar alıyorlar. Yani 49 sene sonra bu devlet dünya tarafından tanınması gerekiyor. Şimdi bu 1897, bakın bunlar çok önemli. Bu tarihler Yuşa Tepesi'nde birebir var. 1897'den sonra 1948'de İsrail devlet olarak tanındı. Bu tarih de var. Bundan sonraki tarihler de var. Yuşa Tepesi'nde hepsi var. Mesela Müştak Baba'nın şiirlerinde de buluyorum. Bunlarla Türkiye'nin bağlantılı olan tarihleri Müştak Baba daha çok Türkiye yönüne önem vererek oradan anlatıyor. Yuşa Tepesi İsrail yönüne önem vererek oradan anlatıyor. Bunları teyit etmek için de bakıyorum mesela Halley Kuyruklu Yıldızı'nın tarihlerinde nasıl bir şey var? Oradan çıkartılan şey. Zodyak takvimi dediğimiz evrensel bir takvim var. Bunu belki de insanlar bulmadı. Çünkü dünyanın presesyon denilen bir dönüşüne dayanıyor bu. Ondan sonra belki dünya dışı bir zekâyla mı? Anunnakiler olabilir mesela, öyle yorum yapıyoruz ama kesin kanıtımız yok tabii. Ama şu anda bile bizim teknolojimizde zor anlaşılabilecek bir şey ki o dönemdeki insanların bunu oluşturabilmesi imkansız görünüyor. Yani o yüzden dünya dışı bir zeka bunu yapmış diye ben yorumluyorum. O takvime göre de
çağlar var. 2150 senelik çağlar var ve bunların ayrıntıları var. Her bir çağ 30 derece sürüyor. Her bir derece 72 sene sürüyor. Bu 72 rakamı, 144 rakamı her yerde karşımıza çıkıyor. Mesela İsraillerin kurtarılacak işte kıyamet zamanı 144 bin kişi falan şeklinde. Ve bu 144 mesela bu çağları ikiye böldüğümüz zaman... O ne zaman olacak belli mi? Gerçi aşama aşama gideceğiz ama... Tabii şimdi mesela şeye giriyoruz. Balık çağının 29. derecesindeyiz. 30. dereceye giriyoruz. Ne zaman giriyoruz? Şu sıralar giriyor 2028 yılında. 2028'de. Orada 72 senelik dönem var. Ne olacaksa orada olacak. Yani İsrail orada imparatorluk kurması gerekiyor. Yani 2028'de mi kurması gerekiyor yani? 2028'den 2100'e kadar. 2100'e kadar. Şimdi 2100'de de kutup taklası dediğimiz bir olay var. Bu çok acayip bir olay. Vaktimiz olursa anlatırız onu da. Burada bütün çağlar terse dönüyor, sistem terse dönüyor. Ondan sonra geriye dönüş başlıyor İsrail'in şeyinde, imparatorluğunda. Şimdi hepsini teker teker anlaşılır kılacağız arkadaşlar. Tek tek üstünden geçeceğiz. Şimdi benim anladığım bir Şabat takvimi var Yahudilerin kullandığı. Bir Zodyak takvimi var. Evet. Müştak Baba'nın şiirleri var. Yuşa Tepesi'ndeki kitabı var. Bir de Kur'an-ı Kerim ayetleri var. Kur'an-ı Kerim ayetleri var. Tevrat'tan şeyler var. İncil'in son bölümünde Yuhanna vahiy bölümündeki anlatılanlar var. Yani zaten metan bütün bunları açıyor, bakıyor ve ortak... Yani, Halley kuyruklu yıldızın geliş gidiş tarihlerinde neler olmuş geçmişte. Mesela şu anda Halley en uzak zamanda, en uzak yerde. Yani oradan dönüş yapması gerekiyor. 1986 yılında dünyadan göründü. 35 sene oraya gidiyor, 35 sene bu tarafa giriyor. Yani 72-74 sene civarında bir tur var. Şimdi orada... Dünya tarihinde uzak zamanda ne olmuş? Yaklaştığı zaman, göründüğü zaman ne olmuş? Bunlar kayıtlı. Hı hı. Şimdi bunlara göre baktığımızda oradan da bir yorum çıkartıyoruz. Yuşa Tepesi'ne geleceğiz. Ama önce biraz Müştak Baba'dan bahsedelim. Müştak Baba kim? İslam tarihinin Nostradamus, en büyük kahini, evet, denilebilir mi Müştak Baba denilebilir için? Denilebilir. Şöyle, Müştak Baba aslında Osmanlı'nın yönettiği bölgelerde oradaki o yaşayan insanlarla, yani onların bir toplulukları var. Oralarda onların liderleri var. Kendi aralarında liderler seçiyor. O bölgenin şeyi diyelim ona, yöneticisi diyelim. Ne zaman o yöneticinin işte ikinci Mahmut zamanında galiba yaşamış. Yani 1800'lü yıllarda, 1760, 1770 falan o yıllarda yaşamış. Zaten 4-5 tane padişah görmüş. Şimdi o bölgenin yöneticisi onun babası. Vefat edince ona kalıyor yöneticilik. Yani oranın ağası olması lazım. Bu Diyarbakır ve bütün İran'da bir bölümü. Böyle bayağı işte bugünkü o sorunlu olan bölgeler aslında. Ondan sonra zaten Yuşa Tepesi'ndeki kitabede Amadi Hafız Muhammed diye geçiyor. Amadi Diyarbakırlı demek. Yani Diyarbakır bölgesinin o vilayetin şeyi bu. Yazan lideri. O kişi olarak geçiyor. Yani kitabeyi. Orada kitabede o kitabeyi yazan kişi olarak geçiyor ama ben onu aradım. Çok da aradım. Öyle bir insan yok, kayıtlı tarihte. Yok. Kayıtlı yok. Oradan yorum yaparak Amadi Diyarbakırlı. Hafız Muhammed. Şimdi Müştak Baba'nın adı da Muhammed Mustafa Müştak Efendi ve Diyarbakırlı. Yani buradan bağlantıyı kurabilir. Müştak Baba yazmış olabilir. Tabii, olabilir. Bir mahlaz gibi isminin bir öldükten 3 sene sonra asılmış bir de. Müştak Baba öldükten 3 sene, sonra asılmış. Bir de burada çok acayip bir şey var. Mesela Yuşa Tepesi'nde Kanuni Sultan Süleyman zamanında keşfediliyor. 300 sene hiçbir kitabe hiçbir şey yok. 1800'lü yıllarda o kitabe Müştak Baba öldükten 3 sene sonra asılıyor. Kim astı, kim karar verdi, nasıl oldu? Osmanlı'da öyle bir yere bir şey asmak kolay değil yani. Bir şey çıkacak yani. Tabii her yer şey, padişah. Şeyhülislam'dan bilmem ne alacaksın. Tabii. Çünkü dini yönde var. Ondan sonra padişah kabul edecek, işte vezir-i azam onaylayacak falan, öyle bir şeyler yok. Asmışlar, koymuşlar. O sırlı kitabenin detaylarına geleceğiz. Müştak Baba'nın yazmış olabileceğini düşünüyorsunuz. Yüksek ihtimal böyle. Çünkü şiirlerinde verdiği tarihler tutuyor, üslubu tutuyor. Yani şiirlerini biliyoruz. Oradaki şiirsel anlatım da üslubu tutuyor. Peki Müştak Baba yaşadığı dönemde de bir kahin miymiş, bir müneccim başı mıymış? Tabii. Yani geleceğe ait bilgi verdiği için öldürüldüğü zaten iddia ediliyor ama başka siyasi meseleler de olması gerekir. O belki de bize anlatılan kısmıdır. Çünkü orada bir vali var, o valinin öldürdüğü. Ama tabii vali birebir şey bulamıyoruz, ispat edemiyoruz. Ama söylentiler öyle. Öldürüldü yani, büyücülük yaptığı için, işte cincilik yaptığı için falan diye suçlamışlar, öldürmüşler.
Ondan sonra şu anda Muş'ta mezarı Bitlis'te aslında. Yani doğum yeri Bitlis, mezarı Muş'ta. Mesela Muş'ta da çok büyük bir hazine olduğu söyleniyor. O da ayrı bir konu. Yani onu da araya ekleyeyim. Hangisine gireceğim gözlerim fıldır fıldır bilemiyorum yani şu anda. O son günlerde iddia edildi bu. Muş'ta çok yani 380 ton altın olduğuna dair bir hazine olduğunu. Oylum Talı vardı. Oylum Talı'nın Habertürk'teki yaptığı bir programda bir hazinecilerin başı olan bir şahıs var Türkiye'de çok tanınıyor, o söyledi. Biz bilgi hazinesine şimdi geri tamam, dönelim. Evet, yani bilgi hazinesine devam. Ki, enteresan bir şey. Çok enteresan bir şey. Evet. Şimdi Müştak Baba yaşadığı dönemde de bazı enteresan metafizik olaylar zuhur etmiş mi çevresinde? Bilinmiş mi Müştak Baba? Şöyle var, biliniyor tabii. Ya, ama bunlar nasıl anlayabiliriz? Mesela şeyhleri, bütün şeyler, muritler olağanüstü nitelikleri var diye anlatırlar, anlatabilirler yani. Ama oradan o şeyhin ona o yeteneği var mı yok mu anlayamayız. Hmm. Çünkü kendi muridi yazmıştır. Şey uçmaz mürit uçurur yani, diye mürit bir uçurur şey var diye yani. Bir şey olabilir. Ama burada şöyle bir şey oluyor anlatılana göre. Bir rüya görüyor. Rüyada Halid-i Bağdadi'nin tahtında oturan, yani Halid-i Bağdadi ölmüş. Tamam. Yerine bir varis bırakmış Bağdat'ta. Onun o şeyhliğini yürüten bir şeyh. Ki rüyasında görüyor. O da Halid-i Bağdadi çağırıyor aslında rüyasında. Gel buraya, işte burada senin emanetlerin var. Al bunları. Emanetleri ne? 40 tane murid yanına verilecek. Ondan sonra bir tane de asa var, bir de taç var. Bunları alacaksın. O şeyi bırakıyor bu yüzden. Yani o bölgenin liderliğini bırakıyor. Amcasına devrediyor. Kendisi bakın yani o bölgenin ağası olmuş. Ama onu kabul etmiyor. Bu rüya üzerine Bağdat'a gidiyor. Bağdat'ta da bu 40 kişi yanına veriliyor. Bu 40 kişiyi ne yapacaksın? Şöyle yapacaksın. Merkez İstanbul, Osmanlı'nın bütün şeyini gezeceksin, coğrafyasını. Mesela bir gün Bosna'ya gideceksin. İşte 3 ay mı sürecek, 5 ay mı sürecek? Bu yanına 15 tane murit alacaksın. Bosna'ya gideceksin. O Bosna'da artık neler olacaksa. Oradan geleceksin, Afrika'ya gideceksin. Onları İstanbul'da bırakıyor, diğer muritleri alıyor. 40 taneyi değiştirerek böyle. Afrika'ya gidiyor, işte Afrika kabileleri arasında, ondan sonra İran'a gidiyor, Orta Asya'ya gidiyor falan, bütün coğrafyayı geziyor. Şimdi bu gezerken divanını yazıyor. Divanı acayip. Yani divanında ebced değeriyle tarih düşürerek verdiği şiirler var. Divanında 800 küsur tane şiir var. Ben bunlardan yani 30-40 tanesini inceleyebildim. Çözebildiklerim, yarım yarım çözdüklerim 8-9 tane, tam çözdüğüm 4 tane var. Yani bak bu nasıl kadar bir şey. Nasıl bir hazine? İşte yani ve onu, o kadardan bütün bu bilgiler çıkıyor. Tabii. Şöyle mesela bir şiirinde mesela bir tarih vermiş. Bu tarihten 20 sene sonra bir tarih vermiş, 50 sene sonra bir tarih vermiş. 30 sene sonra bir tarih vermiş. Şimdi bunların hiçbirisi çıkmamışsa hiçbirisini bilemiyoruz. Hmm. Ama bir tane çıkmışsa, o neyle ilgiliyse onu biliyorsak oradan yorum yaparak ikincisi böyle olabilir, üçüncüsü böyle, dördüncüsü böyle olabilir diye onu bilebiliyoruz. Onların ben şablonunu çıkarttım. Şimdi o şablonlar var. Çıkmış olanlar var, çıkmamış olanlar var. Mesela ejder şiiri, timsah şiiri, bunlar çözdüğüm şiirleri. Firak var. Suriye ile ilgili, Mısır, işte bu Orta Doğu bölgesi ile ilgili Firak şiiri var. Ondan sonra Rehmevla var, bir de Ankara şiiri var. Mesela 4-5 tanesini çözmüşüm. Şimdi buralarda Rehmevla, Ankara hep Türkiye ile ilgili. Ne diye, çıkmış mesela bunlardan? Çok tarihler var. Ya mesela bir tanesini söyleyeyim. İstanbul'dan başkentin alınacağını söylüyor. Hem de başta padişah var yani, nasıl söyleyeceksin? Ama böyle söylemiş işte. Başkent İstanbul'dan alınacak. Tabii. Bir de Ankara'yı da yazmış mı? Ankara'ya gidecek, 1000 kişi yönetecek diyor. O 1000 kişi sembolik bir rakam, yani çok kişi. Yani 1000 tane padişah olacak diyor. Bir tane padişah varken 1000 tane padişah ve olacak. Ve meclis gerçekten yönetmeye başlıyor. Meclis kuruluyor tabii. Şu anda mesela 600 kişi galiba. Ama gene 1000 kişi vardır yani yöneten. Ondan sonra işte diğer bakanlıklar falan. Çok enteresan gerçekten. Düşünsenize orada padişahlık var ve akıllara zarar bir şey. Söyleyemezsin. Direkt şey yaparlar. Padişahın da hem de şeyi, Nedim'i, yani onun yardımcılarından bir tanesiyken bu şiirleri yazıyor. Mesela başkentin tarihi tam tutuyor. O şeyinde mesela Mustafa Kemal'le ilgili çok şeyler var. Mustafa Kemal'in ismini tek tek harflerini yazarak
Bir de neler neler böyle yetenekleriyle ilgili yapacağı şey. Mesela meclisin kuruluş tarihi çıkıyor oradan. Başka başka tarihler çıkıyor. Ondan sonra. Bu Mustafa Kemal'i görünce zaten ben şaşırdım yani. Ya Mustafa Kemal'i yazması çok acayip bir şey. İsmini yazıyor. Tabii Mustafa, altında Kemal diye devam ediyor. Hiçbir şekilde de denk düşmüyorlar tarihsel açıdan yani. Nasıl denk düşmüyor? Mustafa Kemal'le tanışmış olması, tanıyor olması, biliyor olması vefatından çok daha sonra. Tabii 100 sene sonra. İşte 200 sene sonra bizim zamanımız şu anda. Hı-hı. 200 sene sonraki olayları yazmış. 450 senelik bir şey yazmış. Şablon çıkartmış. Daha şu anda 250 sene yani bulamadığım şeyler var. Önümüzdeki 250 seneyi de yazmış yani. Tabii yazmış. İşte bu İsrail tarihiyle tutuyor bak. Mesela ne dedik baştan? 1897, 50 tamam. sene sonra 1948, sonra 50 sene sonra bir şey, 50 sene sonra bir şey, 50 sene sonra böyle gidiyor. 350 senelik de İsrail tarihini yazmış. Ondan sonra bundan Türkiye tarihi örtüşüyor, tutuyor. Diğer dünya olayları tutuyor. Şimdi 2023 son saldırı demişsiniz ya. Evet. Bu neye göre son saldırı? Ne olacak şimdi bundan bu sonra? Bu aslında şöyle diyelim. İsrail'in bir gerileme gibi duraksama diyebiliriz. Ama bu çok geçici. O dönemin başlangıcı bu. Bu nereye kadar sürüyor? 1948'e kadar sürüyor. Daha doğrusu 2048'e kadar sürüyor. 2033'e kadar... Çok yoğun bu devam edecek. Yani 2033'e kadar devam edecek. Hatta 2030'lu yıllarda bu görüntünün daha zorluları olacak. Benim tahminim öyle. 2030'lu yıllarda. Bu Müştak Baba şiirlerinden mi? Yine totalden toplam, mi çıkarıyoruz? Toplam, tabii toplamdan çıkartıyoruz. Yani birebir de olabilir de şimdi getirmedim şeyleri yanında. Aha. Söyleyebilirdim onu ama genel olarak böyle bir şey çıkıyor. Şablon çıkıyor. Peki bunun Türkiye'ye yansıması. Hani dediniz ya böyle olursa Türkiye'de İsrail merkezde orada olacak olanlar tabii. Ona göre şekillenecek. Bize bakan tarafında bize ne var? Bize bakan şöyle, mesela bizim misak-ı millimiz var mı? Var değil mi? Şimdi şu tabii. anda sınırlarımızın dışında kalan bölgeler var. Tabii. Şimdi o misak-ı milli aynı zamanda İsrail'in burada 1897'de tespit ettiği kendi kuruluşunun sınırları da içinde alıyor. Yani İsrail'in misak-ı millisiyle bizim misak-ı millimiz kesişen böyle şeylerin, çemberlerin ortasında kalan yer. Hı hı. Yani onun misak-ı millisi Türkiye'nin bir kısmını alıyor. Bizim misak-ı millimiz Orta Doğu'da başka bir kısmı alıyor. Şimdi burada bu iki devlet birbirine rakip olması zaten baktığımız zaman tabloya görüyoruz. Yani rakip olması mecburiyeti var. Yani başka türlü de olmaz. O diyor ki burası benim toprağım. Biz diyoruz ki burası benim toprağım. Nasıl olacak bu? Bunlar eninde sonunda karşı karşıya gelecek demektir ki zaten şu anda iyi anlaşamıyoruz. Bak Azerbaycan çok güzel anlaşıyor. O kendi meseleleriyle ilgili İran'daki o bölgelerle falan İran'a işte İsrail rakip olduğu için mecburen İsrail'i destekliyor Azerbaycan ama bizde öyle bir durum yok. Bizde tamamen rakip olma pozisyonu var. Savaşmak zorunda mıyız yani? Bu durumu savaşabilir diye ben tahmin ediyorum. İlerideki çıkan tarihlerden de öyle ama ben onların çoğunu da söyleyemem. Yani şöyle mi olacak, böyle mi olacak? Çünkü neden? Birçok insan burada ön yargıyla davrandığı için şimdi söylediğin zaman kafir, küfür bilmem ne düz ara gidiyor herkes yani. Ama bir İsrail ile Türkiye'nin karşı karşıya ciddi bir şekilde gelmesi evet, durumu gelmesi var. Gelmesi var. Zaten ne zaman? Şu anda, 2030'da mı? Şu an mı? 2030, hemen yakın gelecekti mi? 2033 ile 2048 arasında. 2033 ile 48 arasında. Çünkü 2033'e kadar şu anda 2028'den itibaren hatta şu anda başladı da ama esas şey 2028'den itibaren İran var. İran. Ne olacak 2028'de? İran'ın rejimini değiştirmek istiyorlar. Batı'ya bağlanması gerekiyor. Yani İran'da Suriye gibi bir savaş olmayabilir ama olabilir de burada İran buna ne kadar dayanır? Benim tahminim 2030'lara kadar dayanıyor, pek sarsılmıyor gibi ama 2030'dan sonra da demek iyice zayıflatmışlar. Yani yönetilemez duruma gelmiş olabilir. 2030 ile 33 arasında İran'da çok şeyler var. Yani ya rejim dönüşmek zorunda kalıyor ya da iç savaş da olabilir. Böyle bir durum var. Ondan sonra sıra Türkiye'ye geliyor. Zaten 1897'de tespit ettikleri şey bu. Yani nereye gideceğiz adım adım? Irak, İran, Türkiye. 2033'te İran'ın işi biterse 2033'te sıra Türkiye'ye geliyor o zaman. Evet, Türkiye'ye gelecek. Ne olacak? Yani ne olacağını Allah bilir artık.
Var biliyoruz da şimdi onu söyleyemeyiz. Karışacak yani ortalık. Yani o kadar söyleyelim. İran'dan sonra sıra Türkiye'ye gelecek 2033'te. Peki başım döndü yemin ediyorum bir anda. Dönmesin. Ben bunları bulduğum zaman ben zaten aylarca uyuyamadım. Yıllar önce olduğu için biraz şimdi anladık sistemi. Ama yıllar önce oldu da adım adım yıllarda da hani bu tarihlerin atıyorum 2023'ün tutması falan insanı da biraz dehşete düşürmüyor mu? Düşürüyor. Zaten bakıyoruz olaylarda hep öyle gidiyor zaten. Yani mesela 2023 9 sene olmuş bak kitabı yazmışım. 9 sene. Bunda 2 sene hazırlığı var 11 senede. Hadi boş ver 10 senede. 10 sene öncesinden bunu görüyorsun. Şimdi o gün anlatsan kimseye ya neden bahsediyorsun sen? Sen bize yarın ne olacak onu anlat diyorlardı. Değil mi? 10 sene kim öyle kim kala. Zaman çok çabuk geçiyor. Bak 10 sene oldu şimdi. Ay şurada 2033 dediğimizde de tam 10 sene yani var. Yani işte zaten öyle gidiyorlar, sistemli gidiyorlar. Yani bunların hesabı 2100'e kadar dünyayı tamamen kontrol edecek bir yapıya kavuşmak. Bak İsrail'in şu anda ordusu var ama siyasi bir gücü yok. Yani yaptırımı yok. Yani dünyada sözü geçen bir devlet değil. Mesela Rusya bir şey söylediği zaman çok önemli. Amerika bir şey söylediği zaman çok önemli. İngiltere öyle. Bu siyasi güç demektir. Bu orduyla sağlanmaz. Böyle bir şeydir bu, bir sistemdir. Ama dünyanın ortasında neler yapıyorlar? Kimsenin gıkı çıkmıyor. Bu da bir güç tamam. Değil mi? Ama işte o yavaş yavaş o siyasi gücü eline, yani artık bir şey söylediği zaman onu ordusunu oraya sokmadan da yaptırabilecek güce kavuşmak demektir. Bu siyasi güç bambaşka bir şey. Onu yapabildiği an ne zaman? Onu işte 2050 ile 2100 arasında bu güce ulaşmak istiyor. Yani planlamaları öyle. Ha, ulaşır, ulaşmaz. Allah müsaade eder, etmez. Ama bakıyoruz sistem onların istediği gibi gidiyor şu anda. Yani şu anda 2033'e, 2028'e kadar bunlar geri gidecekmiş gibi görünüyor dediniz ya İsrail 2033'te açısından. 2033'te çok bu şimdi Gazze'de olan olayların daha dehşetli şeyi daha var. Daha dehşetlisi olacak. Şöyle onu da söyleyelim. Bunu nereden biliyorsun değil mi? Hı, şimdi tabii, fal evet. Mı attın, ne yaptın? Şimdi bu mağduriyet denilen bir sistem var. Yani İsrail ilerleten sistem mağduriyet. Genellikle de siyasi bütün sistemler, çıkış yapanlar mağduriyeti kullanarak yaparlar. Bizim Türkiye'de de çok var, başka yerlerde de. Ama burada dünya çapında büyük bir mağduriyet var. Bunu nereden aldılar? Hitler bunları işte zulüm yaptı, ezdi, yok etti falan. Şimdi bu mağduriyet ne zaman yok olur diye baktım ben. Tamam. Mağduriyet hangi şartlarda yok olur? Hakimiyet mağduriyeti yok eder. Yani sen burayı aldıysan artık burada seni mağdur edecek bir şey kalmamış. Hakimsin. Artık mağduriyetle ben bunu ilerletemem. Ne yapmam lazım? Sahte bir mağduriyet üretmem gerekiyor. Yani kendime bir şeyleri saldırttırmam lazım. Aa bak bana gene saldırıyorlar, beni gene mahvediyorlar diyebilmem lazım. Şimdi o zaman bunu ya boş bırakarak yani kendi gücünü oralarda göstermeyerek ve hatta rakibi teşvik ederek ama bunu açıktan yapmayabilir. Değişik değişik sistemlerle teşvik ederek kendi üzerine saldırttırabilir. O saldırıdan yine bir mağduriyet görüntüsüyle yine bir hamle yapabilir. Şimdi burada yapacağı hamle işte 2023'te o. Bu mağduriyet onların bir sistemi bu. Yani sistem bunu kullanıyorlar. Hı hı. Psikolojik şimdi, işte savaş gibi bir şey. Şöyle yani işte. Perdesi ya da şimdi yani. Şimdi mesela şu anda herkes ne demeye başladı? İsrail soykırım yapıyor. Tabii. Ama o şimdiye kadar İsrail'e soykırım yapıldı değil mi? Şimdi bu mesela mahkemeler kuruldu falan. Şimdi artık bunu soykırımla yani geçmiş söylemlerle yürütebilmesi mümkün değil. Ama bunu görüntüyle bir şey yaparak tekrar bak beni işte istemiyorlar şöyle böyle falan demesi lazım değil mi? Bir adım daha atabilmesi için. Ha yeni mağduriyetler yaratacak böyle bir dönem. Planlı yeni bir dönem mağduriyet gelecek yaratacak yani. Yani. Yeni mağduriyet. Mesela burada şimdi Hamas saldırdı. Hamas saldırdı. Yok işte diyorlar ki Hamas anlaşmalı mı anlaşmalı. Hiç anlaşmalı olmayabilir. Öyle bir şey yapmıştır ki Hamas'ı kendisine gel gel demiştir. O da bakmıştır, boşluk bulmuştur. Bir şeyler yapmıştır. O gücüne göre yapıyor. Ama şimdi İran devreye girerse burada karşısında güçlü bir devlet yapısı var, bir kurumsal yapı var. Buradaki mağduriyet bambaşka olur. İran mesela 3 tane 4 tane İsrail şehirlerine bir şeyler atarsa, orada bilmem kaç bin tane insan ölürse, burada dünya çapında bambaşka bir mağduriyet oluşabilir. Sıradaki plan o zaman İran ben öyle üzerinden ki İran'a dönsün. Tabii. Ondan sonra da Türkiye'ye sıra gelsin. Zaten şu anda İran'a döndürmeye çalışıyorlar. Burada mesela Türkiye'de de Türk iç siyasetini yorum yapan bazı gazeteciler var. Bu İran meselesinin de Türkiye'nin iç siyasetinin şekillenmesinde
etkili olduğu üzerine çok yorumlar var. Mesela Levent Gültekin bunlardan bir tanesi. Çok değişik bakış açıları var. Bütün mesele İsrail-İran arasındaki mesele Türkiye iç siyasetinde de etkili oluyor diyor şekillendirmesinde. Mesela bunu da kaydedelim. Müştak Baba peki mesela dedin ya Serhat Ahmet'ten hani Mustafa Kemal'in adına kadar vermiş 100 yıl öncesinden. Atıyorum yıl yılda hatta AK Parti'nin bile Müştak Baba'nın şiirlerinde geçtiğini hatırlıyorum. İşte ben bütün şeyi AK Parti'nin mesela ne zaman bu kitabın yazışından önce 2009 senesinden itibaren. Bütün seçimlerde benim vardır videolarım hepsi kayıtlı. Evet. Hepsinde neler olabileceğini söyledim. Bundan önceki belediye seçimlerinde, bundan önceki şimdi en son cumhurbaşkanlığı seçimi. Hatta bu cumhurbaşkanlığı geçirdiğim seçimde şöyle bir şey oldu. Bütün kamuoyu yoklamaları %67-%70 Kılıçdaroğlu kazanıyor. Evet. Benim kendi akrabalarım, kendi tanıdıklarım yani çok yakınlarım. Hepsi bana şey yaptılar, hücum ettiler. Sen nasıl böyle video yaparsın? Ben dedim ki Kılıçdaroğlu siyasetten silinecek, tekrar Cumhurbaşkanı kazanacak. Ama %60-%70 Kılıçdaroğlu kazanıyor derken herkes. Niye Müştak Baba şey dediler ki sen kariyerini işte imajını mahvettin bilmem ne bundan sonra ne televizyona sen çıkarsın ne işte YouTube'da şey yaparsın falan filan. Dedim görürsünüz bakarsınız. Şimdi mesela şu anda hiç ses yok. Bak Kılıçdaroğlu da yok ortada. Tekrar hamleler bir şeyler yapmaya çalışıyor ama yapamaz. Yani sistem artık değişmiştir. Yani burada görmek lazım. Şimdi bunu nereden buluyorsun? Evet. Nereden buluyorum? Timsah şiiri var. Timsah. Timsah şiirinde anlatmış. Yani onu çözersen Ebced'in çıkıyor işte. Peki şimdi de önümüzde seçimler var. Neler? Onlar da vardır o zaman. Belediye seçimlerine ben İstanbul Ankara'nın AK Parti'nin çok rahat kazanacağını söyledim zaten. Bundan yani bir ay olmuştur. Bir video da yaptım, yayınladım. Orada şimdi bir şey demiyorlar şu anda. Ama bundan önceki Cumhurbaşkanlığı seçiminde yaptığım yoruma herkes ateş püskürmüştü. Peki sonrasında AK Parti'nin gidişatıyla ilgili AK adı geçtiği için... 2028. ...de değişim mi var diyor? 2029'dan sonrasını başka bir sistem anlatıyor Timsah şiirinde Müştak Baba. İyi mi olacak? Yani ülkem için yok, yani olsun? Siyasi görüntü değişiyor yani Türkiye'de. İyi olacak derken işte 2034'ten sonra zorlu günler geliyor. 2034'e kadar şeyler var, bazı şeyler var. Tahminlerim var da söyleyebilirim istersen. Söylersen çok yani sevinirim. 2028'den 2030'a kadar bir muhalefetin de ağırlıklı olduğu bir koalisyon düşünüyorum. Bu gene AK Parti önderliğinde olacak diye düşünüyorum. Bir ama yıl koalisyon. 3 yıl bu. 3 yıl. 2027'den 2030'a kadar tamam diyelim. 3 yılda 2033'e kadar yine aynı koalisyon ama lider değişikliği var. Muhalefetten birisi geliyor. Diğeri de destek vererek yani AK Parti onu destekleyerek diyor. Bu şuna benziyor. Yıllar önce mesela 12 Eylül harekatından önce, 12 Eylül şeyinden önce Doğu Perinçek'in bir şeyi vardı. Milli koalisyon diye, milli birlik koalisyonu falan diye öyle tabirler kullanıyordu. Ona benzer bir şey olabilir bu 6 yılda. Yani 2030-2033. Burada İran olayı var. Onun için burada Milli Birlik Koalisyonu olması, yani dünya siyasetinde de Türkiye burada kendini sağlam tutabilmesi için belki muhalefetle böyle bir araya gelip bir şey yapmış olabilir. Ama bundan sonra da başka bir sistem var. 5 senelik. 5 senelik bambaşka, bambaşka bir sistem var. Ondan sonra da karışıklıklar var. Orada detaylara girmek istemiyorsun. Bunları Müştak Baba mı yazmış? Ben çıkartıyorum diyelim. Müştak Baba tabii tarihler veriyor da. Yani yorumda ben yorumladığım tabii zaman çünkü o şeyi söylüyor mesela. Bir olayı anlatıyor, sonundaki bir tarihi söylüyor. Mesela nereden buluyorsun bunu? 2027 veya 2028'i. Evet. Şöyle söylüyor. Burada da mesela kitap, şiirler de var burada aslında. Var nasıl? Var, orada da var. Mesela ben söyleyeyim bu şuradan şeyin mesela sonunu. Mesela örnek göstereyim bir tane hesap. Bu bir örnek hesaplama mı mesela bir şiirinde? Var var orada evet. O Rehmi Evla şiir mesela Türkiye ile ilgili o. Şöyle söyleyelim. Ta ki ruşen ola deryayı sefit. Dalmaya bahri siyaha timsah. Bu timsah şiirinin en son satırı. Tamam. Ta ki ruşen ola, ta ki o zaman da göründü. Deryayı sefit. Akdeniz'de. Yalnız burası önemli, şimdi onu söyleyeceğim ayrıntısını.
Ta ki o zaman görünmüş, bir şey görmüş, Akdeniz'de bir şey görünmüş. Ondan bahsediyor. Altındaki satırda şöyle söylüyor. Dalmaya bahri siyaha timsah. Dikkat et, dalmasın Karadeniz'e timsah. Şimdi burada üstte bahri sefit dedi, Akdeniz dedi. Altta da derya-i sefit dedi üstte. Altta da bahri siyah dedi. Şimdi derya-i sefitle bahri siyah. Yani biri Akdeniz, biri Karadeniz yorumlayabilirsin ama derya okyanus demek. Derya dememesi lazım Akdeniz'e. Bahri sefit demesi lazım. Neden derya demiş? Şimdi bunu mesela sorguluyorsun. Bu şiirlerde böyle çok acayip şeyler vardır. Yani yakalaman lazım. Burada tarih veriyor mu, vermiyor mu? Değişik bir şey söylüyorsa sana, mesela altta da diyor ki Karadeniz'e timsah dalmasın diyor. Allah Allah diyorsun ya, timsah zaten tatlı suda yaşamıyor mu? Karadeniz'e ne alakası var timsahın, değil mi? Hı-hı. En fazla Nil kıyısında gezinir yani. E şimdi timsah dediği zaman bu timsah ne? Sembolik bir şey. Ama Karadeniz'e giriyor. Şimdi buradan ben alıyorum, diyorum ki burada bir şeyler var. Ben bunu bulayım. Şimdi ikinci adımda işte bu derya-i sefit, bahri sefit. Derya-i sefit iki manaya geliyor. Derim sana ey ak. Bir sesleniş bu aslında. Şimdi derya dediğin zaman derim sana demektir. Ey ak. Şimdi ak diye bir şey bulmam lazım. O zaman da AK Parti o kadar güçlü değildi bak. O zaman ne vardı? Ak güvercin vardı. Baktık Ecevit'le ilgili mi bu, değil mi bu falan. Ama verdiği tarihe bakıyorum 2029. Yani Ecevit ve alakası olmayabilir. AK Parti kuruldu falan filan. Ha dedim, bu buraya gidiyor. O zaman burada en son bir tarih vermiş. Karadeniz'e timsah diye bir şey dalacak. Sen de başta olacaksın. Sana sesleniyorum. Ak, dikkat et. Bu Karadeniz'e timsah kim acaba? Ara 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 bakalım timsaha. Yani timsahı bulunca olayları anlıyorsun. Bak şu anda timsah mesela Ege'de konuşlandı. Şeye, Karadeniz'e girmeye çalışıyor. Şimdi bunun en son girebileceği tarih 2029. 2029'a kadar o zaman AK Parti'nin burada başta olma ihtimali çok yüksek diyoruz. Buradan bir yorum getiriyoruz. Of, inanılmaz diyorum yani. Evet. Yani böyle böyle. Peki Müştak Baba kendisi yazmış mı? Benim şiirlerimi şöyle okuyun, böyle bakın, ben bunları bunun için şifreledim gibi. Var var tabii. Her gece Kandil'de işte yazarım ben, şey yaparım falan, yolculuk yaparım, tayin mekan yaparım falan diyor. Öyle satırları da var. Bir zaman yolcusu mu Müştak Baba yani? Yani bunları başka türlü ben yorumlayamıyorum. Yani burada ya özel bir yeteneği olacak, ama özel yetenek olsa da geleceğe ait bir şeyi anlayabilmek çok zor, hatta imkansızdır. Ama niye yazmış, ben onu anlamaya çalışacağım. Bu çözülsün diye, bir uyarı diye mutlaka. Tabii. Yani bu zamanı gelmeden önce buna tedbir alınsın diye. Yani bunu 100 sene öncesinden yazmış ama çıkan tarihleri bizim bulmalarımız 10 sene, 20 sene, 30 sene böyle çok yakın zaman, yakınlaştığı zaman bulabiliyorsun. Çünkü oradaki şeyi de öyle kurgulamış. Yani bir tarih veriyor. O gerçekleştikten sonra 20 sene sonra ne olacak onu anlıyorsun. İkinci verdiği tarihi anlayabiliyorsun. Hiçbir tanesi çıkmamışsa hiçbir şey anlayamazsın. Bir tanesi çıkıyor. O ikinci de çıkınca onu teyit ediyor. O zaman üçüncü, dördüncü çok kolay anlaşılıyor. Yani böyle aralıklı zamanlarla bir şiirin içinde 3-4 tane tarih var. Acilen bütün şiirlere çalışılması gerekmiyor mu ama? Ya nasıl yapacağız onu? Vakit de yok, şey de yok. Yani o ekip çalışması olması lazım. Ben yani uğraşıyorum. 4 sene geçiyor, bir tane şiirini çözemiyorum. Yarım bırakıyorum. Ondan sonra 2 sene sonra tekrar bakıyorum, yeni bir şeyler anladıysam, yani olaylar gelişiyor falan. Yani öyle. Bazen mesela bir gece oturduğumda tek bir şiirin bütün şeylerini çözdüğümü hatırlıyorum. Ama bazen öyle bir yerde tıkanıyorsun, ikinci satırda seneler geçiyor. Yani onu hem anlayabilmek lazım, hem de oradaki tarihleri tam yerine oturtmak lazım. Yani yanlış yorum yaparsan da şey oluyor, işte diyorlar sen bilemiyorsun, edemiyorsun, yani yanlış yorumluyorsun. Onun için böyle. Bir de burada bulduğumuz şeylerde diğer şablonda da yerlerine ben yazıyorum. Mesela ne çıkmış? 2023 yılı çıkmış. 2023 yılında hangi şeylere göre, dinamiklere göre aynı tarihi vermiş? Mesela Zodyak kuşağında bu tarih var mı? Var. Orada ne anlatıyor? Şunu anlatıyor. Halley Kuyruklu Yıldızı'nın gidiş gelişlerine bu tarih uyumlu mu?
Tamam, uyumlu. Kur'an-ı Kerim'den bunu destekleyecek ayetlerden bir şeyler var mı? İsraillerle ilgili, Türkiye ile ilgili olabilir. Var, onu da bulduk. 3 tane, 4 tane oldu. İşte Müştak Baba'nın şiirinde var. Yuşa Tepesi'nde var mı? Orada var mı? Burada var mı? Böyle 5-6 tane olunca artık tamam diyorum. Yani bu tarihte demek bu olacak. Bu tamamdır. Yani öyle. 2033'te rejim değişikliği mi olacak? Yani onu bilemiyorum. Orayı bence zorlama. Tamam, burayı zorlamıyorum, geçiyorum. Kitabeye gelelim, Yuşa Tepesi'ndeki kitabeye. Orada ne yazıyor peki? Kitabede ne var? Esas enteresan orada var. Şimdi orada bir tane mezarın içinde bir beyaz kitabe var. Bir de mezara girmeden önce dışarıda yeşil kitabe var. Ekrana da verelim bunları. İzleyici izlerken mutlaka. Şimdi beyaz kitabede anlatıyor. Orada çok değişik şeyler anlatılıyor da şimdi ayrıntısına girersek çok uzun olur ama en son satırı söyleyeyim. Zaten bu kitabelerde... Arapça yazıyor değil mi bu arada? Farsça. Arapça, Osmanlıca. Ha, Osmanlıca. Farsça da var. Şimdi bu kitabelerde en son satırdan, en son satır 2 bölüm, 2 beyt yani birinci beyt, ikinci beyt. Birinci beyitte anlatır bir şey, getirir tarih der, bir kelime söyler tarih. Bu tarih kelimesinden sonra ben artık tarih veriyorum demektir. Mesela bunun en şey örneğini Üsküdar'da caminin önünde 3. Ahmet Çeşmesi var. Mihrimah Sultan Camii'nin önünde 3. Ahmet Çeşmesi var. O 3. Ahmet Çeşmesi'nin denize bakan yüzünde büyük yazılarla, mesela bunun en çarpıcı örneği orada. Mesela şöyle diyor orada, en son satırın birinci beytinde. Dedi Han Ahmet, eyler bilir İbrahim tarihin. Yani ne demek istedi burada? 3. Ahmet demiş ki, kendi Vezir-i Azam'ına, İbrahim Paşa'ya, bunu yapsa yapsa, zaten ona emir veriyor ama, kendin yap demiş. Yani bunu yapsa yapsa sen yaparsın, şey yapar, İbrahim yapar bunu. Tarihini düşür demiş. Yani ne oraya bir çeşme yapılmış, o çeşmenin hangi tarihte olduğunu şiirsel bir anlatımla yazması gerekiyor. O da geçmiş, İbrahim Paşa da şöyle yazmış. Suvardı alemi, desti Muhammed'le cevad Allah. Şimdi buradan sen tarih bulacaksın. Yani orada güzel bir şiirsel anlatım var. Ne diyor? İşte alemi suladı. Nasıl suladıysa Hazreti Muhammed onun testisinden. İşte buradaki bu sular da ona benziyor gibi. Böyle güzel bir anlatım. Ama orada bir tarih var. O çeşmenin yapıldığı tarih. Şimdi o su vardı alemi desti Muhammed'le cevad Allah dediği zaman onu ebcedini çözersen o tarihi bulursun. Şimdi bunun da örneğin bu bir sistemdir. Bütün kitabelerde böyle son satırlarda. Yani okuyabilirsiniz Kapalı Çarşı'da, diğer yerlerde her tarafta var. Tarih değil de tarih denilen yerden sonra bir şey şiir yazılır, oradan da ebcedli tarih çıkıyor. Şimdi bu Yuşa Tepesi'nde nasıl olmuş? Şöyle bir şey var en son satırda. Rihletinden evvel, yani onun ölümünden önce, rihletinden evvel tarihi Hicri'ye kadar, yani hicretin başlangıcına kadar 2320 sal iken, sal yıl demek, 2320 yıl iken tamam. Mühimdir, tamam diyor. Bak bu da çok acayip. Şimdi burada bilmiyorum, askerlik yapan arkadaşlar bilirler. Ben mesela Bahriyeli yaptım. Biz böyle telsiz konuşmalarını böyle yapardık. Mesela oruç kalkan, oruç kalkan, oruç reis, oruç reis. Bir şey anlatıyorsun. Mühimdir, tamam. Mühimdir, tamam. Hmm. Yani konuşma bitti. Şimdi burada mühimdir, tamam dediği nereye sen sinyal gönderiyorsun? Yani kitabede var bu. Yani 2320 yıl diyor, bir tarih veriyorum diyor. Mühimdir, tamam. Şimdi ama söylediği şey de şu. Tarihi Hicri'ye kadar diyor. Bunun tarihi, hicretin tarihiyle bir işlem yapacaksın. 620'yi çıkartıyoruz. 1700 çıkıyor burada. Bu sihirli bir rakam. Ne olduğu da belli değil. Yani beyaz kitabeden bu kadar ulaşabiliyoruz. Ama orada verdiği sinyal bu tarih çok mühim diyor. 1700. 1700 diye bir rakam çıktı. Şimdi bunu bir şeyle bulup geliştirmemiz lazım. Geçiyoruz bir yeşil kitabeye. Yeşil kitabenin en son satırına bakıyoruz. Mahz-ı rahmettir. Mahz-ı rahmettir. Yani buradaki bu olay katıksız bir destektir. Allah'ın bir lütfudur manasına gelen bir satır var. Devamında şöyle diyor. Makamı İbn'in makamı Yuşa da var. Yuşa İbn'in Nun'dur.
Şimdi bunu bütün o yeşil kitabede yukarıdan aşağıya kadar anlatmış, mesela o bölgeyi anlatmış. İşte burası çok güzel bir bölgedir, yeşil ağaçlıklıdır. Bunu tabi Osmanlıca şiirsel bir şekilde anlatıyor. Makam-ı Yuşa İbn-i Nun'dur. Şu şöyledir, bu böyledir. Makam-ı Yuşa İbn-i Nun. 7-8 tane tekrarlıyor. Bu tekrarlanan şey çok önemli. Buradan sen bir işlem yapacaksın demektir. Burada ne var? Makam. Makam kelimesi var. 181 yapıyor bu. Yuşa var. Ondan sonra İbni var, oğlu demek. Nun var. Nun da kılıç veya savaş veya balık. 3-4 tane manaya geliyor. Ama balık çağını temsil ettiğini ben yorumluyorum. Şimdi bu İbni kelimesi 53, Nun 106, Yuşa 386. Şimdi bunlar ne işe yarayacak? Şimdi burada bir yönlendirme olması lazım. Önce bir kere Yuşa peygamber yaşıyor mu yaşamıyor mu, onu bir kere çıkartacağız bu 1700'den. Çıkarttığımız zaman hemen karşımıza ne çıktı? İsrail'in 1. Siyonist Kongresi'nin tarihi 1897 tarihi çıktı. Bu tabi şey hicri tarihi olarak çıkıyor. 1312 galiba. Tabii. 1314. Sonra buna oğlu diyor. Yani demek ki buraya bir çocuk olmuş. Değil mi? Oğlu deyince yani ortada yok bir şey, yeni bir şey olmuş. Aha. Yani o zaman bunu bir yeni bir devlet olarak yorumlayabilirsin. Oğlu kelimesini ekliyoruz. Bu en son bulduğumuz rakama, yani Siyonist Kongre'nin tarihine. 1948 çıkıyor. Allah Allah, bu da oturdu. Kurulduğu tarih. Evet, şimdi bundan sonra Nun var. Savaşlar dönemi demektir bu. Ama hem balık çağı, balık çağının içinde. Bu 106 sene daha böyle gidecek demektir. Şimdi bu 106 senenin biz yarısına geldik şu anda. Bundan sonra işte 106'nın yarısı 53 sene daha böyle devam edecek. 2050'ye kadar falan 2050'ye zaten. Kadar, ama ondan sonra da hakimiyet dönemi. Yani bu en son 106 dediği imparatorluğun ulaştığı en son, yani bu dünya hakimiyeti demektir aslında. Nun dediği zaman kılıç, balık, balık çağının sonu. Bu balık çağı da çok önemli. Biraz önce söyledim. 2028'den 2100'e kadar gidiyor dedim balık çağı, değil mi? Şimdi bu 2100'e kadarki bütün durumu söylüyor. Tabii bunları biz bölerek burada 46 senelik, biraz önce söyledim bunlar 49 senelik şeylerle gidiyor. Burada bu kitabede 46 senelik bölümler var. Bu 106'yı falan böldüğümüz zaman onların da ayrıntılarını buluyoruz. Şimdi buraya kadar geldi. Bundan sonra ne olacak? Makam diyor. Makam ne demek? Orada o kişi yok ama hala gücü devam ediyor. Mesela Yuşa Aleyhisselam da orada yok. Değil mi? Ama orada bir şey var. Herkes dua ediyor falan filan. Yani o şey, sistem devam ediyor. Bu şu demektir. Yani bu artık imparatorluk eski gücünde değil ama gittikçe zayıflıyor. Yok oluşa gidiyor demektir. O da 181 sene sürecek diyor. Yani 106'dan sonra 181 sene daha. Toplam 1. Kongre'den sonuna kadar 350 seneye yakın bir dönem. Şimdi bütün onu burada şablonunu vermiş. İyi tamam, ben bunu buldum Yuşa Tepesi'nden de. Acaba bunu destekliyor mu başka tarihler? Hı hı. İşte o zaman Müştak Baba'nın şiirinden bakarsın, bulursun. Ejder şiiri var. Bu timsah şiirinde anlattığı şeyler var. Diğer birkaç şiirinde bulduklarım var. Onlar da oturunca, çünkü bu Türkiye ile ilgili tarihler de oturuyor. Yani mesela 1948 şeyine oturuyor mesela. 2053 senesine oturuyor. Yani 2053 senesini ısrarla söylüyor mesela. Türkiye için Müştak Baba tabii. Ne bekliyor 2053'te Türkiye'yi? Onu da söyleyemiyoruz. Zorluklar diyelim. Çünkü orada da zorluk diye yazmış şiirinde. Mezah diyor. Mezah diye giriş yapmış. E şimdi 2033'te zaten zorluklar başlayacak. 2053'te devam mı ediyor yani? 2053'te daha zor olacak demek. Türkiye'de şu anda zorluk ne var? Ekonomide var bir şeyler ama siyasi yönden Türkiye'nin gücü yerinde. Demek ki siyasi zorluklar. Biz şeyiz diyoruz işte, dünyada söz sahibi olacağız. Amerika İnşallah bitecek, temenniden gerçekler bazen uyuşmayabilir. Temenni ediyorum. Ben de temenni ediyorum Türkiye, dünyaya hakim. Türkiye'ye bakan tarafı Yuşa Tepesi'ndeki kitabede var mı? Türkiye'ye uyarılar var mı? Orada daha çok İsrail şeyli gidiyor, merkezli gidiyor. Ama bu tarihler Türkiye ile ilgili şeylerde uyumlu. Yani ha, bir de Allah'ın tarihler. Rahmetidir burada yazılanlar. Yardımıdır demiş ya. Tabii orada yani yardım, işte orada temenniyle gitmeyin demek istiyor aslında. Yani, bilin bunları. Yani bunları bilin, böyle şeyler olacak, olabilir. Tabii burada da şeyi anlamamız lazım yani. Şimdi bunu neden yakınlaşınca çıkıyor bir, ikincisi. Bir de bu çıkınca böyle yüzde yüz çıkar mı? Yani anlatmış ama acaba olacak mı? Şimdi burada gözlemci ilkesi denilen bir şey var.
Bu devreye girerse bunu değiştirebilir. Ama nasıl değiştirebilir? Ben bunu bildiğim zaman değiştirmeyebilir. Ama benim bu anlattıklarıma etkili kişiler inanıp ona göre bir şeyler yaparlarsa değişebilir. Ama yapmazlarsa, bildikleri gibi giderlerse değişmeyebilir. Yani burada çok önemli. Değişme ihtimali var. Bir ben şeyi, bunları boşu boşuna yazılabilirim. Var tabii, yani değişme ihtimali olmaz. Zaten o da ondan yazmış. Bilin bak, değişebilir. Ama neye göre değişecek? Ben nasıl değiştireceğim yani? Benim ne gücüm var? Ben anlatırım. Etkili yerdeki kişiler, tabii o tarihlerde etkili yerdeki kişiler. Ama bugünden de olabilir bu. Onlar bunu inanıp inanmaz artık bilmem. Bu her devleti, mesela Rusya'nın, İngiltere'nin, Amerika'nın böyle servisleri var mesela, Milli İstihbarat bölümünde servisler var. Yani bu işin bu yönüne de bakıyorlar. Ha, bu yönüne bakarsın, uyduruk da çıkar. Adam der ki 3 tane cinim var, bana cinler şöyle söylediler. Uyduruk çıkabilir. Veya bir tane falcı bir şey söyler. Nostradamus gibi birisi çıkar bir şey söyler. Veya ben böyle bulurum. Ama bunların hepsini derleyip bakıp yöneticilerin önüne götürüp de aklı başında bir böyle sistemli bir şey, işin bu yönüne de bir bakın diyebilecek bir şey olması lazım. Vardır mutlaka, ben bilmiyorumdur. Ona göre bir şeyler yapılırsa bu değişebilir. Öbür türlü düz ara gidilirse bir şey değişmez. Yani Yüce Allah'ın bu kadar, bu bir yetenek, hani görebilmek, yazabilmek bir, bence yine Allah rızasıyla olabilecek, izniyle olabilecek bir şey. O kitabı oraya nasıl asıldı belli bile değil tarihte. Belli değil. Tabii. Olacak bir şey değil. Mutlaka bugünlere bir şeyler duyurulsun diye, bana göre de. Peki bir şey soracağım. Yuşa Tepesi ile ilgili de çok şey var. Orada bir boyut kapısının olduğuna dair, evet, bir şey var. Birincisi bu. Bir ikincisi de aslında Hazreti İsa'nın Yuşa Tepesi'nde mezarının olduğu, orada yattığına, evet, dair de çok güçlü artık. Hani ne bileyim, Bunlar nereden duyumlarım çıkıyor? Var. Bunlar nedir nereden bunlar? Çıkıyor? Gerçek mi? Gerçek olabilir, evet, mi? Şöyle bir şey var. Ben anlayabildiğim kadarıyla şöyle söylüyorlar. Aslında Kudüs orası değil, burasıydı. Hazreti Meryem, Hazreti İsa, Hazreti Musa, Hazreti Yuşa hepsi aynı zamanda yaşadılar ve olaylar burada oldu. Yani Hristiyanların inancına göre çarmıha gerildi, Müslümanlığa göre çarmıha gerilmedi ama olaylar burada oldu diye anlatıyorlar. Bunu kim anlatıyor? Bu daha çok Rusya kökenli. Ve Rusya'da bu işin içinde öyle sıradan insanlar da yok. Yani tarihçiler, profesörler, değişik değişik dallarda böyle bilim adamları var. Hatta Fransızlar var bir bölüm. Meşhur satranç şampiyonu Kasparov falan, bunlar böyle bir ekol. Bunlar burayı iddia ediyorlar. Hatta onların iddiaları şöyle yani. Tarih, bildiğimiz tarih, kronolojisi 1700'lerden sonra oluşturuldu diyorlar. 1700. Buna da çok örnekleri var. Yani 1700 ne zaman? İşte bu kitabenin asıldığı yıl. Yani günümüzden 250-300 sene önce. Ondan önceki belgeler yok edildi. Bu yeni kronolojiye uygun belgeler de, yeni belgeler de uyduruldu diyorlar. Şimdi buna göre 1000 senelik tarihte kayma var. 1000 sene bize yanlış öğretildi diyorlar. Ve onu destekleyerek, bunu çok destekleri var. Mesela Ayasofya'nın yapılma tarihiyle ilgili falan filan birçok şeyleri var. Bunlar tez yazmışlar. Yani öyle sıradan, işte ben video çektim millet anlasın, öyle bir şey değil yani. Tez yazmışlar, makale yazmışlar. O makaleler bende var. Onları Yıldıray Bey bana ulaştırdı. Şimdi bu makalelere göre burada zaten bunu Stalin zamanında da istemişler o bölgeyi. Yuşa Tepesi bölgesi. Tabii yani Karadeniz'in bir bölgesini istemiş Stalin. O zaman İnönü vardı. Ve hatta şöyle söylüyor yani, mektup yazılmış bu konuda. Resmi mektup. Yani 10 milyon kişilik Sovyetler Birliği ordusuyla üzerinize yürürüz. Yani burayı bize bırakın. Tabii olmamış, etmemiş. Yani Türkiye Devleti o zaman sağlam durmuş demek ki. Şimdi burada neden böyle oluyor? Yani bu iddialar var. Bu iddialar neden oluyor diye ben çok düşündüm. Şöyle bir yorum yapıyorum. Bizim burası Suriçi bölgesi. Yani Marmara kıyısındaki İstanbul dediğimiz bölge. Orayı Vatikan gibi bir şey yapmak istiyorlar. Burada ekumenik, yani Ortodoks Patrikliğini
Batı'ya bağlı olarak, Batı politikalarını destekleyecek şekilde ekümenik, dünya çapında kabul edilmiş bir patrikik haline getirmeye çalışıyorlar. Bunun uzun yıllardan beri çalışmaları var. Şimdi İstanbul'un bu bölgesini Batı dünyası alırsa... Sur için yani. Tabii sur için. Rusya'da ben de Karadeniz çıkışını istiyorum diyebilir. Bu şekilde ben de, çünkü o kiliseler anlaşamıyor. İkisi de Ortodoks ama anlaşamıyor. Rusya kilisesini burada, o da burada kendine göre bir ekümenik kurmak isteyebilir ve böyle bir şeylerle burayı sahiplenmeye çalışabilir. Bu konuda da çok çalışmalar var. Son 10 senedir. Hatta öyle şeyler geliyor ki bana. Böyle size mesela bu yaptığınız programlarda işte ben uzaydan gördüm, temas kurdum falan diye iddia eden birçok kişi. Bana da bu konuda böyle iddialar geliyor. Mesela bir iş hanımı var. Çok şey yani, tekstil piyasasında tanınan bir iş hanımı. Mesela bu hiç bu konularla alakası yokken birdenbire böyle bir sesler duymaya başlıyor. Ve ona şu kıyafeti giy, şöyle olacak, böyle olacak, Ayasofya camiye çevrilecek, ondan önce git orada ayin yap, şunu yap, bunu yap. Ondan sonra Yuşa Tepesi'ne git. Bütün yani devamlı artık işini gücünü bırakacak hale gelmiş. O sesin yönlendirmesiyle o Yuşa Tepesi'ne devamlı gece gündüz gidiyor, ziyaret ediyor, orada bir şeyler araştırıyor falan. Müslüman değil. Yok, ayin Müslüman değil. Göre. Ukraynalı ama Rus bir hanım bu. Ondan sonra... Yani görünmeyen varlıklar söylüyor. Değil mi? Ses duyuyor sadece. Ses duyuyor ama duyduğu ses ona bir şeyler tarif ediyor. Anlatıyor, şöyle olacak, böyle olacak. Şimdi burada bütün orada anlattığı şey, Yuşa Tepesi'nin altında bir mağara var. Orada Hazreti Meryem'in İsis'e benzeyen altından, som altından heykeli var. Hazreti İsa'nın çarmıha gerildiği haç var. Başka emanetlerden bahsediyor. Bir de çok önemli bir şey söylüyor. Şöyle diyor. Burada parşömenlerde bir teknoloji tarifi var. İstese de kimse bunu kötüye kullanamaz. Ve bu teknolojiyi Türkiye bulacak, çıkartacak. Ve işte oradan şu olacak, bu olacak, dünyanın hakim olacak. Doğru mudur, değil midir bilmiyoruz. Şimdi o ses, o kişinin kendi kişisel tecrübesi. Ama böyle bir şey var. Şimdi bu acaba Rusların bu projesiyle ilgili böyle bir şeyler... Yani bir sürü şey, harp teknikleri Ruslar var. Ruslar metafiziğe de çok hakimler. Tabii hakimler. Yani nerede ne oluyor, ne bitiyor. Ya uzaktan yönlendirmeyle işte beyin kontrol bilmem ne bilmem, bir sürü şey var değil mi yani? Şimdi o hanım diyemezsin ona sen hayal görüyorsun. Belki de bir şey var. Yani yönlendirme yapılıyor, başka bir şey yapılıyor. Ama böyle şeyler çoğaldı. Son birkaç senede çoğaldı. Yani ben mesela kişisel tecrübe diye onları pek önemsemiyordum. Ama bakıyorum... Ama birbiriyle burada... bağlantısız kişiler birbirini tanımadan aynı şeyleri gelip anlatıyorlarsa... Şimdi Serhat Ahmet Han'ın Yuşa Tepesi ile ilgili de bir kitabı var. Onun için muhtemelen oradaki kitabeyle, Yuşa Tepesi ile uzun yıllardır ilgilendiğiniz için... Tabii kaynaklara baksa biri sizin adınızı bulur. Beni söylüyorlar. Hatta mesela bu konuda mesela ben Kutup Taklası diye bir şey de anlatıyordum. O gene Yuşa Tepesi ile ilgili. Orada çünkü yazıyor kitabede. Ne diyor? Kutup taklası burada mı olacak diyor. Hayır, Yuşa Aleyhisselam'ın eliyle güneşi durdurması diye bir şey anlatılıyor orada kitabede. Bu da İncil'de bir ayet. Yani Tevrat'ta bir ayet. Yeşu bölümünde. Orada mesela o ayete baktığımız zaman kutup taklasının şeyini, tarifini anlatıyor. Mesela Yeşu bölümündeki ayet şöyle. Tevrat'ta. Elini uzattı bir savaş sırasında. Yuşa Tepesi'nde de gaza ederken diye başlıyor satır. Elini uzatıyor güneşe. Dur güneş. Ey güneş sen Givon üzerinde diyor. Yani güneşe yerden bir referans veriyor. Givon diye bir bölge var. Givon üzerinde. Ey ay sen de Ayalon Vadisi üzerinde. Şimdi iki tane gök cismine yerden iki tane referans verdi. Şimdi bunlara bakıyoruz. Güneş önde olması lazım normal şartlarda değil mi? Akşam üzeri veya sabahleyin değişiyor ama bu normal gündüz güneş önde, ay arkada olur. Tamam. Burada tarif tam tersi. Ay önde, güneş arkada. O zaman bu nasıl olabilir diyorsun. Bakıyorsun diyorsun ki bu dünyanın kutup taklası atıp güneş batıdan doğduğu zamanki halini anlatıyor diyebiliyorsun. Yuşa Tepesi'nde de aynısı var. Şimdi o kutup taklasını ben böyle Yuşa Tepesi de bunu destekliyor falan diye anlatınca... Mesela çok meşhur bir şey sanatçısı vardı. Beni çok aramış yani. Birkaç zamandır aramış. Ulaşamamış. Ondan sonra ben herkese vermiyorum telefonlarımı. Kimse şey yapamıyor. Ulaştığı zaman bana ilk önce bunu sordu. Bu çok meşhur. Türkiye'de de var. Bir Rusya'dan gelmiş olan bir piyano
meşhur bir hanım, bir sanatçı var. İsmini izin almadığım için söyleyemiyorum. O mesela bu konuyu çok önemli Hepimiz gördü. Hepimiz anladık ama meşhur evet, piyano yani, sanatçısı. Bu konuyu çok önemli gördü. Ve bu konuyu benden konuşmak istedi. Ondan sonra o koronavirüs zamanıydı, şey olmadı ama daha sonraki dönemlerde konuşuruz dedik. Şimdi mesela bu kutup taklasını da... Bu orada, da 2100 galiba değil mi? Tarihi öyle dedik. Ya bu en son 2100. Ama 2028'de bu sistem devreye giriyor. 2028 ile 2100 arasında her zaman olabilir. Her an olabilir. Her an olabilir. Ama kıyamet gibi bir şey anlamamak gerekiyor kutup Yok. Taklasına. Ne anlamak gerekiyor? Yani güneş havada göreceksin. Mesela sabah doğmuş. Havada güneş. Öğlen oldu. Akşam üzeri olması gerekirken olmayacak. Tekrar doğduğu yere doğru yönelecek. Güneş havada ama. Hiç biz bir şey anlamayacağız. Ondan sonra ertesi gün batıdan doğacak. Şimdi bu bütün sistemin değişmesi. Yani dünyanın böyle ters dönmesi. Güney gökleri, kuzey gökleri oluyor. Kuzey gökler, güney gökler oluyor. Yani tarihte de olmuş ama değil mi olmuş daha tabii. önce? Bu mesela zodyak takviminde var. Zodyak takviminden nereden buluyorsun bunu? Mitra'nın, Mitra diye bir şey var, kült var. Bu Hristiyanlığın da kökeni olan Komagene Krallığı'nda. Yani İskender o bölgeyi fethettikten sonra Doğu kültürüyle Batı kültürünü birleştirdi. Ve onun birlikte yeni nesil bu Komagene Krallığı. Orada Mitra inancı vardı. Gizli bir inanç bu. Açık yönü de var, gizli yönü de var. Gizli yönünü Roma imparatorları aldı, geliştirdiler. Yani orada masonluk gibi bir şey. Bu masonluğun da kökeni oradan geldiği de iddia edilir. Şimdi burada Mitra'nın bir şeyi var. Bir sahnesi var. British Museum'da bu bir heykel. Boğayı öldürme sahnesi diye. Boğayı şöyle tutuyor. Boynuna bir hançer saplıyor. O hançerin saplandığı yerden akan kanlardan bir köpek besleniyor. Bir de yılan besleniyor. Ve Mitra o hançeri saplarken boğaya bakmıyor. Şöyle arkaya doğru bakıyor. Arkada da boğanın kuyruğunda başak var. Şimdi bu tam bir zodyak tasviri. Yanında bu sahnenin yanında bir tarafında sağda bir melek var. Meşalesi yukarıya tutuluyor. Bir tane solda bir melek var. Meşalesi aşağıya. Bu şu demektir. Dünya takla atacak. Boğa devri bitmiştir. Boğa devrinden sonraki dönemde dünya takla atacak. Kutuplar ters dönecek. Sistem tersten başlayacak. Nereden? Başak Bakire'den başlayacak. Yani burada şöyle söyleyeyim ben. Üste iki tane balık ve kova. Biz şu anda balığın son derecesindeyiz. Balık 2160 sene sürüyor. 30 derece. 1 derecesi 72 sene sürer bunların. Bunun tam altında hizasında yani balığın altında aslan var. Kovanın altında da başak var. Şimdi bu kovaya değdiği andan itibaren takla atıyor ve aslandan başlıyor. Orada aslandan başlamış. Zaten Nemrut'ta bulundu bu aslan horoskopu. Orada da var aynı şey aslan horoskopu. Aslandan bu yana 2160 senelik kaç tane burç geçmiş? 6 tane. 12.450 sene geçmiş. Bu belki de Nuh tufanından sonraki dönem. Ama burada bir kutup taklası olmuş. Şimdi bunu tamamlayan bir takla olacak. Burada balığın son derecesi kovaya değdiği anda tekrar bu takla atınca buradan Bakire'den devam edip tekrar eski sisteme devam edecek. O da 12.450 sene sürecek. Yalnız burada bir problem çıkıyor. Bu taraftaki bizim şu anda yaşadığımız sistemde 144 sene bir eksiklik var. Öbür tarafta da 144 sene bir şey var, fazlalık var. Hmm. Şimdi bu takla attıktan sonra bu 144 seneyi de tamamlaması gerekiyor. Onu nasıl tamamlayacak? Bakire'nin birinci ve ikinci derecelerini hiç yaşamadan üçüncü dereceden başlayacak demektir. Bak bunlar çok acayip ayrıntılar ama buradan çok değişik şeyler ne çıkıyor. Ne olacak peki? Yani kutup taklası orada mesela, 2028'de Hazreti İsa'nın gökten inmesi şu bu falan Bakire bak bütün bu şeyler. Yani Bakire dediğimiz o Meryem burcu demektir zaten. İsis, Meryem falan aynı yani. Yani Başak dediğimiz zaman biz o şey Virgin yani Virgin Bakire oradan gidiyor. Sistem oradan başlayacak. Hazreti İsa tekrar mı zuhur edecek? İşte zuhur edecek falan şeyleri bunlar buradan çıkıyor. Bu aslında bir zodyak. Hazreti İsa'nın bütün şeylerine baktığımız zaman Mitra, Mitra kültü, ondan sonra Zerdüşt dini bunlar hep babasız doğum. Ondan sonra işte başında taç var.
25 Aralık'ta doğdu, 3 gün ölü kaldı, sonra göğe yükseldi falan, bunlar hep zodyağın belirli bölgelerinin anlatımlarıdır. Ben onunla ilgili bir kitap da yazdım. Bu ilk çıkan kitaplardan bir tanesi. Hangisi? Mesela okumak bunu, isteyenler için söyleyelim. Ama piyasada yok. Yıldıray Bey onu basmıyor. Renkli o. Yani Zeitgeist ve Kur'an diye bir kitap yazdım. Bütün bu şeyi anlatıyorum orada. Zodyak'la ilgili. Biz yani bunu bir yayın yapalım. Madem Yıldıray Bey kitabını basmıyor, bari bir yayınımız olsun. En azından yani bilelim. Peki ne zaman olur sizce? 2028 ile 2100 arasında ne zaman bekliyorsunuz? Yani bunun ortalamasını alırsak mesela 2028 ile 2100'ün arası yine 2050-60 falan bu yıllara geliyor. Bak Mehdi ile ilgili tarihler de bunlarla kesişiyor. Ne zaman? Mehdi'lik, yani Mehdi'nin doğumu mesela 2080 gibi, 2090 gibi mesela olabilir. 2080? Yani, tabii. Ama bilemiyoruz. Bunlar kesin değil. Onları ama çok üzerinde daha çalışmak lazım. Ama Yuşantepe'sindeki kitabede Mehdi'likle ilgili şeyler de var galiba. Orada Mehdi'yle ilgili pek yok. Yok mu? Yok, orada yok. Mehdi'yle ilgili daha başka yerlerde var. Ama bu Mehdi de yani yine aynı şey, bu İsrail'in tarihlerini daha önceden tespit eden insanlar bu tarihlerde Müslümanların da gelip bir kurtarıcıyla onları tekrar örgütleyip bu sisteme tekrar galip gelecekler. O da 2080-2050'lerde Türkiye çok zor durumda diyorsunuz. Öbürlerinin de yükselişi 2100'e kadar. Ya 2100'den sonra İsrail sistemi terse dönüyor. 2100. Müslümanlar burada atak yapıyorlar ve galibiyete gidiyorlar. Öyle anlaşılıyor. Ama 2100'e kadar İsrail yapıyor yani bir şeyler. Allah'ım evlatlarımıza yardım et yani gerçekten. Şimdi bunları anlatıyorsun, ne işimize yarayacak? Kaç sene var da? Ama zaman çabuk geçiyor yani bunlar hemen hemen. Bak 10 sene önce yazılmış. İnsanın karşısına çıkar. Birebir gerçekleşmiş. Diliyorum ki bunlar boşuna yazılmadı, tespit edilmedi. Yüzlerce yıl önceki kitabelerden de, zaman yolcularından da, bütün bu ortaklıklardan da çıkan her neyse, her neye uyanılması gerekiyorsa, neye fark edilmesi gerekiyorsa bir kere teşekkür ederim size. İkincisi dilerim ki bizim de bir katkımız olmuş olsun. Hani amaç burada gerçekten şu olacak, hadi korkalım falan değil ama bir hakikat varsa gösterilmeye çalışılan, onu da görmezden gelmek İnsan olmanın onuruna, erdemine yakışmıyor bana göre. Dolayısıyla burada hakikat bizim bulduğumuz neyse onu yapalım. %100 doğrudur diyemeyiz. İşin bir yönü böyle anlatılmış. İşte bir böyle anladık. Bakan baksın yani şey bakılırsa. İşe yarar bir şey varsa bakılsın. Yoksa da ya bunlar safsatadır, uydurmadır denilebilir. Hiç de şey olmaz yani, sorun olmaz. Olabilir. Bilmiyorum. Benim kalp atışlarım bana öyle hissettirmedi. Siz de lütfen yorumlarınızı aşağıda paylaşın arkadaşlar. Önümüzdeki yayınlarda görüşmek üzere. İnşallah. Sorulacak çok soru var. Serhat Ahmet Tan'a sormak istediklerinizi, konuşalım istediklerinizi aşağıda yorumlarda yazın arkadaşlar. Bir sonraki masa sohbetlerinde görüşünceye dek de hoşça kalın.